Ekonomik lezzetlerden herkese merhaba. Eritmiş olduğumuz bir yemek kaşığı katı yağımıza bir yemek kaşığı bal koyuyoruz. İkisini birbiriyle iyice karıştırıyoruz. Değişik, güzel bir katmer yapacağız. Bu katmeri daha önce hiç görmediniz. Saraylı tatlısını biliyorsanız bu da Saraylı'nın katmeri. İkisini birbiriyle iyice karıştırdım. Bu ölçü bir beze ölçüsü. Kaç beze yapacaksanız ona göre arttırabilirsiniz. Şimdi bunu dolapta soğumaya bırakıyorum. Bir fincan susamım var. Küçük fincan. Bir küçük çay bardağı ölçüsü kadar da olabilir. Kavuruyorum tavada. Yakmayacağız. Kokusunu alacağız. Susamlarım kavruldu. Rengini dönderdim. Kokusu da çok güzel oldu. Yağı da çıktı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tabağıma aldım soğusun diye. Tereyağım da soğuduğu zaman yapacağız. Soğumaya başladı. Katılaşmaya başladı. Katılaştıkça karıştırıyoruz birbirini. İyice birbirlerini bulsun. Yoksa yağı bir tarafta, balı bir tarafta olur bu şekilde. Soğudukça karıştıracağız ara ara. Katılaşmış iyice. Bir kez daha karıştırıyorum. Balıyla birbirlerini tam bulsunlar. Her tarafları eşit olsun. Bu yumuşaklığı yeterli. Bir daha dolaba koymayacağım. Bu halde kullanacağım. Un, su, tuz ile yoğurmuş olduğum daha öncesinden buzluğa atmış olduğum hamurum var. Hamurumdan bir beze aldım. Bunu açıyorum. Tezgahımı unluyorum. Normal katmeri yağlayacağımız şekilde ince olarak açacağım ve büyüteceğim. Hamurumu açtım. Şimdi yağlıyorum. Yağımı, balımı her tarafına iyice süreceğim. Biraz fazla sertleşmiş, donmuş. Ama yine de sürülüyor. Her tarafına süreceğim. Her tarafını yağladım. Ballı yağ olduğu için bu şekilde oldu. Şimdi susamımı üzerine gezdiriyorum. Kavruk susam. Her tarafını iyice kapatacağım susamla. Bu ölçülerde dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu katmeri yaptıktan sonra kesinlikle her zaman yapacaksınız. Favoriniz olacak. Simit severler, katmer severler, tatlı severler buna bayılacaklar. Her tarafını kapattım. Kenarlarımdakilerini de alıyorum. Hamurumun dışına gelmesin kenardakiler. O yüzden alıyorum. Şimdi sarıyorum. Normal katmer yapar gibi sarıyoruz. Az olduğunu düşündüğünüz yerlere dağıtabilirsiniz. Her tarafını rulo yapıyorum. Sardım. Açık ağızlı iç tarafa gelecek. Ucunu kapatıyorum. Diğer ucunu da kapatıyorum. Alta verdim. Şimdi buzdolabında 20 dakika
Soğutacağım. Bu şekilde dolaba kaldırıyorum. Dinlendirdiğim hamurumu aldım. Şimdi açacağım. Öncelikle tavamın altını yakıyorum. Tavam ısınsın. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Ve açacağım. Hamurumu açtım. Şimdi tavam alıyorum. Önlü arkalı kızartacağım. Bu aşamada bile harika bir kokusu var. Kesinlikle tavsiye ederim, yapmalısınız. Şimdi arkasını bir çeviriyorum. 200'lü kızarana kadar pişireceğim. Arka yüzünü de çeviriyorum. Biraz daha pişsin. Ballı susamlı bal katmerlerim hazır. Çok güzel. Çıtır çıtır. Kesinlikle denemelisiniz. İçerisini gösteriyorum. Bol susamlı. Susam severler. Simit severler, bal severler, katmer severler buna bayılacaklar. Kesinlikle deneyin. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.